Herkese merhabalar. Yine Lüfer Çinekop peşindeyiz. Issız bir mereye geldik. Issız mere derken herkes balığın olduğu tarafa gitti. Biz kalabalıktan kaçalım, biraz sakince balık avlayalım diye insanların olmadığı yeri tercih ettik. Öncelikle bana, sonra oltası suda olan herkese rast gelsin. Bu biraz yüksek. Biraz da kuzeybatıdan gelen rüzgar var. Olta atmak için engel değil. Merada tam istediğim gibi sakin. Kimseler yok. İnşallah izleyecek güzel bir şeyler çıkar. Hepimize şimdiden rast gelsin. 20 gram bir kaşıkla başladık. Kaşık güzel av yapıyor. O yüzden onu tercih ettik ama bu dalgada jig kullanmak daha uygun olur gibime geliyor. Deneye deneye doğru malzemeyi bulacağız inşallah. Benim sağıma doğru güzel bir akıntı var. Güzel derken bizim işlerimizi zorlaştırıyor. Evet, bu akıntıda gerçekten işimiz zor. Akıntıyla başa çıkayım derken kaşığa mesafe yaptıramıyoruz. Herhalde jike döneceğiz. Ama birkaç atış bu kaşıkla yapacağım. Evet, her ne kadar kaşığa güvensek de bu kaşığı kullanmak burada çok zor. Akıntıya karşı koymamız lazım. Özür dilerim, yanlış söyledim. Akıntıya uyum sağlamamız lazım. Böyle meralarda genelde büyük balık oluyor. Aşırı akıntıda balık da vurmayınca merada fazla durmak istemiyorsunuz. Aynı bölgeye birkaç dakika daha deneyelim. Balık olmazsa yer değiştiririz. Hatta şöyle yapalım. Olta ata ata biraz doğuya ilerleyelim. Hem daha uzun atışlar yaparız. Hem de akıntıya karşı daha rahat oltamızı sararız. Dalga da çok fazla. Çizme giyiyoruz, tulum giyiyoruz ama ayaklarınızın altında büyük bir dalga olduğu zaman denge kaybı yaşayabiliyorsunuz. İşte bir tane daha geldi mesela. Aslında çok güzel balıkların olabileceği bir su. Güzel balıktan kastımız nedir? İşte kaba lüferdir, levrektir. Sevdiği sular bahsettiğim balıkları avladığım sulara benziyor. Şu an sahte tercihleri balığın sevdiği türden ziyade mereye uyum sağlayacak sahteleri tercih etmeye çalışıyoruz. Biz en iyisi buradan gidelim. Son bir atış yapalım, öyle gidelim. Olmuyor. Zor. Yer değiştirmek zorunda kaldık. Yer değiştirmek zorunda kaldık. Burada su güzel görünüyor. Rüzgar da çok fazla değil. Windy'ye baktığımız zaman da ilerleyen saatlerde dalganın düşeceği söyleniyor. Özür dilerim. Rüzgarın biraz daha azalacağı söyleniyor. Deneyelim bakalım nasibimizde ne varmış. Dün bu meradan sayısız derecede yaprak aldım. Yapraklar, çinekoplar. Tabii hepsini savmak zorunda kaldım. Bugün bunun bir çaresini buldum. Bir tane metre getirdim. Basit, pratik. Sizler de yapabilirsiniz. Metre yer kaplamayacak kadar küçük. Nerede? İşte bakın, balık kovamın, balık çantamın hemen yanına astım. Ölçeceğiz balıkları bununla. Tabii balığı ölçmemiz için önce ne yapmamız lazım? Balığı tutmamız lazım. Balığı yakalamamız lazım.
Buradan gelen bilgi burada da akıntı olduğu yönünde. Arkadaşımı aradığım zaman öyle söyledi bana. Mera'nın yaklaşık 250-300 metre solunda arkadaşım var. O da orada olta atıyor. Şu an attığım kaşık güzel bir kaşık. Yani böyle kaşığı attıktan sonra dümdüz sarmanız yetiyor. Çok iyi aksiyonu var. Hatta dün denedik bu kaşığı. 4 kişi olta atıyorduk. Bu kaşık diğerlerinden biraz daha fazla öne çıktı. Şimdi kaşığın adını söylesem de, videonun açıklama kısmına yazsam da, yorum bölümünde bir sürü insan kaşığı soruyor. Ben de şimdi söylemeyeceğim. Yorum bölümünde sormanızı bekleyeceğim. Aha bir şey aldım. Evet. Evet 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 evet. Evet geldi balık. Evet geldi 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 geldi. Evet aldık. Şimdi balığımızı ölçelim. Balığımızı ölçelim. Evet balık 20 santimi geçmiş. Balık 20 santimi geçmiş arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Az önce de kaşığa bir şeylerin saldırdığını fark ettim, hissettim ama dalgadan dolayı emin olamadım. Bir şey söylemedim size. Şu an olta atarken bayağı da zorlanıyoruz, zorluk çekiyoruz. Bir de yüksek dalga var. Yüksekte duruyorum. Bu dalga vurduğu zaman bizi düşürebilir. Yüksekten olta atmak da çok kötü. Evet, evet, evet. Geldi, geldi, geldi. Oh, maşallah, maşallah, maşallah. Evet, bu biraz daha güzel. Çok güzel kafa atıyor. İnşallah düşündüğümüz gibi büyük balıktır. Ama yüksekteyiz. Yani balıkları almak problem. Haha, aldık. İkiyi aldım. Evet. İkinci balığı aldım. Bunu da ölçelim. Ölçmeden almıyoruz. Sizin de görmenizi istiyorum. Bakalım. Bakalım bakalım. Evet 20 santim. Bunu da alıyoruz. Arkadaşlara bir anons daha geçelim. Şu an çok kötü bir noktada olta atıyoruz. İşte balığı yakalayıp kıyıya almak çok iğrenç. Az önce de gördünüz. Bir de dalga da var ya. Balığın çok büyük olduğunu zannediyorsunuz gelirken. Yedek makinamı kullanıyorum şu an. Spinle çok uyum sağlayamıyorum. Sağa doğru alçak bir yer var. Oraya inip oradan atsam ne olur? Hem yüksek dalgalardan korunurum hem akıntıya doğru daha rahat atış yaparım. Ben en iyisi oraya gideyim. Aleykümselam. Bunu çaldık sen. Daha da bir şey yok.
İki tane aldım peş peşe. Hüsamettin, büyük dalga vurur, sıkıştırır seni. Gel bu tarafa gel, bu tarafa gel. Akıntıya rüzgar da eşlik ediyor. Her şey biraz daha zor. Ama uzun kaşıkları aksiyon vermiyor. Yavaş sarıyorsun işte. Burası derin. Burada herhalde balıklar toplandı. Sollu atıp yavaşça sarıyoruz işte. Başka bir şey değil. Evet bitti. Ah kaçırdım. Kaçırdım. Biz mesafe yapmak adına bir şeyler deneyelim. Şu an sen ...30 gram atacağım. Balık açıkta biraz çaresiz kalıyoruz. Mera biraz zor, o yüzden attığım malzemenin kendi aksiyonu olsun istiyorum ki daha rahat hareket edelim. Maalesef bu sahteye de vurmadı. Yeniden Hansen Lotus'a döndük. Bu kaşık haricinde hiçbirine verim alamadık çünkü. Belki de balıklar buradan uzaklaştı ama balık biraz açıkta sanki, çünkü bayağıdır vurmuyor. Şöyle biraz mesafe yapalım bakalım. Balık burada değil. Ya o tarafa gidiyor ya o tarafa gidiyor. Evet. Balık aramaya devam ediyoruz. Ercan da geldi. Ercan Kahyoğlu. Pek çoğunuz tanırsınız. Çok iyi bir balıkçıdır. Bir o kadar da saygın bir insandır. Burada balık varsa alacak olanlardan biri de odur. Yaklaşalım. Akıntıya çare bulamıyoruz. Zorlaştırıyor. Geldi. Evet, bir tane geldi. Küçük bir şeye benziyor dediğim anda gitti. Düştü. Burada mısın? Şurayı yoklamak lazım. Teknenin berisini. Ben orayı deneyeyim, sen burada kal, ya da sen burada kal, ben orayı deneyeyim. Balığı bulmamız lazım. Aynı yerde atıyoruz, şey değil. Ya ikimiz balığı buluyoruz ya ikimiz balığı bulamıyoruz, zaman kayıp. Balık var burada ve balık inecek. İkinciyi aldıktan sonra kesti. Şu an tehlikeli bir bölgeden geçiyoruz. Sol tarafımda kumlu görüyorsunuz, yüksek. Ben de dalgaların ulaştığı yerdeyim. İşte büyük bir dalga gelir. Büyük dalga geldiği zaman düşme ihtimaliniz var. Üzerinizde de tulum varsa uzak bir ihtimal dahi olsa deniz sizi içine çekebilir. Şu an bizim bölgelerin en az dalga alan noktasındayız. Siz göremiyorsunuz. Batıya baktığım zaman çok büyük dalgalar görüyorum. İki tane çinekop. Dün çok kıyıdaydı balık, saatlerce. Akşama kadar kıyıdaydı burada. Şimdi yok. Değişmiş. Sığlaşmış mera. Çok sığlaştı, atamıyoruz.
Bir de kıyı çok bulanık şimdi. Aha aldım. Atar atmaz. Oo büyük bir şey. Oo balık açıktaymış ya. Abi bu ne ya? Koparmasa. Görüyor musun? Sen ne şanslısın ya. Abicim bu balık kaçmasın. Eyvah. Eyvah eyvah. Hap. Kaçmaması lazım abi. Lan nereden yakalanmış? Küçük balık ya. Atar atlas havada kaptı ya. Mehmet. He ben kaç senedir buraya balığa geliyorum. Abi kumsalın oradan levrek aldım geçen sene. Benim büyük teknem var ya boş teknesi. Ticaremiz. Ticari. Terazın abi. Alet hepsindeki bir yer var ya. Havada kaptı desem yalan olmaz. Dedim büyük bir şey geliyor. Makine küçük anasını satayım. Hemen. Açıkta balık beyler. Açıkta. Ya bu makine zayıf makine. Balık asılıyor. Dedim başka kofana geliyor. Bu 5 kilo çekiyor. Yedek makine. Normalde 11-12 kilo çekiyor bizim kullandığımız makineler. Çıktı da burada. Bugünkü avda ne var? Bir lüfer var. İki tane de çinekop var. Lüferi almak bizim için çok zor oldu. Birincisi dalgadan kaynaklanıyor. İkincisi de makinenin drag gücü düşük. Drag gücü düşük olunca makineyi, özür dilerim, drag gücü düşük olunca balığı kıyıya almak çok zorlaşıyor. Hele de dalgada. Ben daha büyük bir şey zannettim. Diğer kullandığım makineye gidiyor kafam sürekli. Daha büyük bir şey zannedince iyice panik yaptım. Belki de görmüşsünüz yere kapaklandım. İşte güzel bir aksiyon yaşadık. Evet bugünkü avımızı burada bitiriyoruz. Ve balıklarımızı temizliyoruz. Tuttuğumuz lüferin boyunu da ölçelim. 30 santim var. Şimdi temizleyelim. Lüferi ben böyle temizliyorum. Bunlarını aldıktan sonra karın bölgesini yarıyoruz. Karın bölgesini yardıktan sonra solungacını çıkarıyoruz. Bunları yiyeceğim. Deniz suyuyla temizleyeyim dedim abi. Şeyi jiki atar atmaz havada kaptı biliyor musun? Bunlar çinekop abi. Bunlar da çinekoplar. Çinekoplar küçük olduğu için temizlemesi biraz daha basit. Ama pulları soyun. Neden bunları burada temizliyoruz? Çünkü deniz suyuyla temizlenmiş balığın lezzeti
bambaşka olur. Bu da aklınızda kalsın. Evet. Şimdi yıkayalım. Ya aldım da abi. Bu yedek makine durağı çekişi düşük. Dedim büyük bir şey geliyor. Yattım ha burada kumlara. Vallahi billahi. Kaç dakikada çektin onu sen ya? Ha bir de asıldı makine gelmiyor. Sarıyorsun. Vallahi billahi yattım kumlara ya. Sonra dedim bu lüfer kuyruğundan bir yerinden yakalandı. Balığı gördüm öyle. Evet bir avı daha tamamladık. Keyifli bir hava oldu diyemeyeceğim. Keyifsizdi, akıntı vardı, dalga vardı. Yer yer rüzgar vardı. Balığın nerede olduğunu bir türlü çözemedik. İki tane çinekop aldık. Bir tane lüfer aldık. Temizledik. Şimdi evimize gidiyoruz. Oltası su dolan herkese rast gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.